Çocuklarımızın sağlığından ve geleceğinden endişeliyiz. Sınavlar iptal edilmelidir. Salgında çocuklarımızın eğitimde yaşadığı sorunlar ve eşitsizlikler daha da arttı. Aylardır yüz yüze eğitimin başlayabilmesi için fiziksel hareketliliğin azaltılması, okullarda gerekli önlemlerin alınması, uzaktan eğitimde çocuklarımızın ihtiyacı olan gerekli cihazların ve internet erişiminin sağlanması için sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Tüm çocuklarımızın kamusal eğitim hakkından sorumlu olan Milli Eğitim Bakanlığı ise uyarılarımızı, yaşadığımız sorunları görmezden gelmeye, gerçekliği olmayan sayısal veriler ve açıklamalarla yaşadığımız sorunları yok saymaya devam ediyor. Fiziksel hareketliliğin azaltılmasına yönelik adımlar atılmadı. Okullarda gerekli ve yeterli önlemler alınmadı. Salgın yayılımının artması nedeniyle okullar, sınıflar karantinaya alındı. Seyrekleştirilmiş yüz yüze eğitim önlemlerinin yetersizliği nedeniyle sonlandırıldı. Milli Eğitim Bakanlığı salgın yayılımının ve uzaktan eğitimde yaşanılan sorunların devam ettiği bir süreçte sınavları yüz yüze okullarda gerçekleştirme ısrarını sürdürüyor. Bilim insanlarının uyarıları ise çok açık. 4 haftalık acil kapanma kararının bir an önce uygulanması gerektiği, salgın yayılımının her geçen gün arttığı, 10-19 yaş arası öğrencilerin semptom göstermeseler dahi enfekte olma oranlarının yüksek olduğunu ısrarla ifade ediyorlar. Salgın yayılımındaki artışı nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma yasağından hemen sonra yüz yüze sınavların gerçekleşecek olması ise başlı başına büyük bir çelişki. Uzaktan eğitime milyonlarca çocuğumuz hala ulaşamıyor. Ulaşabilen çocukların ise %64'ü cep telefonu ile uzaktan eğitime erişmeye çalışıyor. Çocuklarımızın büyük çoğunluğunun gerçek anlamda uzaktan eğitime erişemediği somut bir gerçeklik. Salgına rağmen müfredat seyreltilmedi. Çocuklarımız tüm kazanımlardan sorumlu. Salgının başından itibaren uzaktan eğitime gerekli cihazı ve internet erişimi olmadığı için hiç ulaşamayan veya sınırlı bir şekilde ulaşan çocuklarımız salgın yayılımına ve sağlık riskine rağmen yüz yüze sınavlara mecbur bırakılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı biz velilere çocuklarımıza rağmen kararlar alamaz, uygulayamaz. Ödediğimiz vergilerle okullar biz velilere, tüm yurttaşlara aittir. Eğitim ile ilgili tüm kararlar biz veliler ile birlikte alınmalıdır. Çocuklarımız ülkemizin bugünü ve geleceği. Çocuklarımızın sağlığından ve geleceğinden endişeliyiz. Eğitim en temel haktır. Milli Eğitim Bakanlığı tüm çocuklarımızın eğitim hakkından sorumludur. Ücretsiz sağlanmalı ve yüz yüze sınavlar bir an önce iptal edilmelidir. Öğrenci Velileri Derneği, Veliler. Karanlığa teslim olmayacağız. Karanlığa teslim olmayacağız. Karanlığa teslim olmayacağız.